Akış işlenmiş Atatürk portresi. Ay maşallah. 39 yıllık bir eser. Artık kentin simgelerinden biri oldu. Ardında Atatürk'e duyulan derin sevgi ve askerlerin günler süren emeği var. Ülkenin 81 ilinden gelen bütün bu insanlar gönüllü olarak o dağa çıktılar. Eğitim sonrası atamıza hiç olmazsa bir katkıda bulunmak için özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz insana bir borç ödeme adına herkes canlı gönülden çalıştı. Ressam Mustafa Aydemir 1982 yılında Erzincan'a vatani görevini yapmak için gitti. Eğitim alanına çıktığında Atatürk silüetini gördüğü Keşiş Dağı günlerce aklından silinmedi. Atamızın gözlerini gördüm ama üzerinde sanki bir Türk perde vardı. Herkesin görmesini istedim. Bu portre fikri öyle çıktı ve projeleri geceleyin gizli gizli çalıştım. İsteği dağda bir Atatürk portresi oluşturmaktı. Ancak en zoru çevresindekileri buna ikna etmekti. Silah arkadaşlarıyla konuştu. Küçük bir grupla başlayan gönüllü ekip büyüdükçe büyüdü. Bir asker çıkmış, demiş ki, diyor ki, ben size dünyanın en büyük portresini yapacağım bu dağa. Ve sizden 5 kuruş para talep etmiyorum. Ve 30 günde yapacağım. Bu inandırıcı değil. Çünkü 200 küsür ton boya kullanıldı, 200 küsür ton beton kullanıldı, 600 küsür ton taş kullanıldı burada. Ve 30 günde buraya yapılması bunun imkansız gibiydi. Hem de hiç para harcanmadan. Malzeme temini, mevsim şartları, konumun deprem bölgesi olması. Yapım sürecini zorlaştıran birçok etken, Mustafa Aydemir'in başında olduğu ekibin çabasıyla aşıldı. Keşiş Dağı'nın hemen 50 metre altında, portrenin hemen 50 metre altında Kuzey Anadolu fay hattı geçiyordu. Ben bunu öğrenmiştim. Dolayısıyla bu 1000 ton ağırlığındaki bir malzeme, portre oluşturan malzeme, en ufak bir sarsıntıda aşağıya kayabilirdi, zarar görebilirdi. Bunun için daha gizli perdesi, duvarlar yaptım temelin altına. Gizli babalar çaktım. Müthiş bir yağmur devisi vardı. Havalar soğudu, kar başladı ve etrafımızı ayılar sardı, ayı aileleri. Can güvenliğimiz tehlikeye girdi. Derken kurtlar bastı çadırımızı çünkü biz dağda kalıyorduk. 30 günün sonunda çoğu atık malzeme, ek bir maliyet gerekmeden 3000 askerin çabasıyla göz alıcı bir portreye dönüştü. Kentin simgelerinden kabul edilen 176 metrelik portre zaman içinde eski çarpıcı görüntüsünü kaybetmeye başladı. 2016 yılında yani 35 yıl sonra yaklaşık portre maalesef kendi bilmezler tarafından bir saldırıya uğradı. Binali Yıldırım Bey başbakandı. Beni Erzincan'a davet ettiler. Gittim. Ben onu toprağın üzerine yeniden boyadım. Mustafa Aydemir için portre, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına duyulan saygının bir göstergesi. En büyük isteği ise gelecek nesillerin de bunu görebilmesi. Annemiz bize şunu öğretti. Sizler bu vatana borçlusunuz, sizler bu millete borçlusunuz, sizler bu ülkeyi kurtaran gazilerimize, şehitlerimize borçlusunuz. Dolayısıyla sizin borcunuz ödenmez. Bu ülke için bir iyilik yaparsanız yapın, şuraya bırakın ve asla arkanıza dönüp bakmayın. Portrenin önümüzdeki yıllarda da kalıcılığını koruyabilmesi için destek şart. Kaybolmaması adına kesinlikle çelik betonarme alınması gerekir. 4 yıldan beri bunun için koşturuyorum. Portre bitince paşamız beni çağırdı. Dedi ki çocuk onun altına imzanı atacaksın. Hayır paşam dedim. Onun altında imza var. Hayır yok dedim. Var paşam dedim. Kemal Atatürk'ün imzası var. O imzanın üzerine imza atılır mı? Kaldı ki buna taş koyan herkesindir bu.